Hep söylüyoruz, gittiğimiz yerlerde her zaman yeni ekipmanları, malzemeyi tanıtacağız diye. Bugün Kale Kalıp'tayım ve oradaki yeni üretilen bazı malzemeleri göstereceğim. Çok ilginçtir, şu masada gördüğünüz şey aslında Türkiye'nin envanteri. Yeni üretilen makine tüfek, yarı otomatik keskin nişan tüfeği, materyal dediğimiz 12.7 mm keskin nişan tüfeği ve diğer piyade tüfekleri, çeşitli çaplı piyade tüfekleri. Bunların inşallah birazdan hem atışlarını hem de teknik özelliklerini anlatacağım. O yüzden bizi kaçırmayın. Birazdan her şeyini tekrar tekrar göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bu hem yurt içi hem de yurt dışı için tasarlanmış yeni bir silah sisteminden bahsediyoruz. İlginç de çoğunlukla NATO ülkeleri özellikle Doğu blokundan çıkana kadar bizim ülkemizde de çok fazlası kullanıldı. Bir dönem Kalaşnikovlar geldi ve onların da büyük miktarda mühimmatları gelmişti. Bu silah KCR 739 Kaleş mermi satıyor. Ama gördüğünüz gibi altyapısı diğer silah sistemiyle çok benzer. Yalnızca namluyu değiştirerek yeni bir silah oluşturmuşlar. Bu da hem Doğu blokundan ayrılan NATO'ya gelen ülkeler için kullanılacak olan silahlardan bir tanesi. Bir de bizim envanterimizde Kalaşnikov'un yerini alabilecek olan potansiyel bir silah sisteminden bahsediyoruz. Bir kez daha söylüyorum. KCR 739. Bunu da test edeceğim. Eğer vakit bulabilirsem, eğer zamanımız olursa. Türkiye kendi pratik çözümlerini buluyor. Özellikle silahlı kuvvetler için en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Elindeki bulunan stoğa göre de üretim yapar. O kaleş mermilerini başka bir yere gönderemeyeceğimize göre onu kullanacak olan bir silah da hemen yapılabilmiş. İşte silahımız yerli ve milli ise anında yeni versiyonları yapma şansımız var. Zaman zaman benim de çok anlattığım hani bir hikaye vardır. Türkiye silah çeşitliliğini özellikle milli silahları yapmakta çok zorlandığı dönemlerden geçmiştir. Ama inanılmaz bir şekilde Türkiye altyapı oluşturduğu için çok seri şekilde üretime başlayabiliyor ve devam ettirebiliyor. Ben daha önce Kale grubuna geldiğimde neredeyse şu anda gördüklerimin çoğunu görmemiştim. Birçoğu yeni yapılmış silahlardan bahsediyoruz. 5.56'lık bir silahtan bahsediyoruz. 7.5 inç namlu uzunluğu ve 200 metre etkili menzil olan bir silahtan boyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hem yakın koruma anlamında hem de küçük alanlarda kullanılmak için, meskun mahal muharebelerine kullanılmak üzere ve dediğim gibi araç içinde muhafaza edebileceğiniz bir silahtan bahsediyoruz. Gerçekten birazdan testini yaptığımız zaman göreceksiniz, çok başarılı bir malzeme ve silah. Kullanımı da çok kolay. Bir kez daha söylüyorum, yapanların eline sağlık. Yerli ve milli bir silah görmenin bende de büyük mutluluğu var. Yapanların bir kez daha eline sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, demin kaleş mermi satan 7.5 inçliği göstermiştim hatırlarsanız. Şuydu. Bu da 16 inç olan modeli. Yine 739 KCR 739 16 inçlik namluya sahip. Daha uzun bir silah sisteminden bahsediyoruz. Ekipmanlarla falan baktığımızda evet, kaleş değil ama ondan çok daha faydalı. Belki atış kabiliyeti anlamında birçok farklı fonksiyonu içinde barındırabiliyor. Kaleş kullanılan bilir. Kaleşin belli bir atıştan sonraki hata payı ve namdaki dağılmayı bilenler bilirler. Bütün fonksiyonları ortadan kaldırabilen, hem Türkiye ordusu için hem de dünyadaki bütün ordular için kullanılabilecek olan bir silahtan bahsediyoruz. Bunu da test edeceğim aşağıda. Bir kez daha söyleyelim. Yapanların eline sağlık. Onlarca bunların farklı versiyonları, farklı çaplarda, farklı ölçülerde, farklı namlu çaplarındaki ve uzunluklarındaki silah sistemlerini görme şansımız var. Bir kez daha söyleyelim. Altyapı sizdeyse, fabrika sizinse, yerli ve milliyseniz, istediğiniz versiyonu çıkartabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine Türkiye'nin yurt dışından aldığı ve çoğunlukla özel kuvvette bulunan bir silahtan bahsediyoruz. AX-50
bunun yurt dışındaki modelinin ismi. 12.7 milimetrelik bir mühimmatla atış yapıyor. İşte hani zaman zaman efsane atışlar duyarsınız. İşte 2000 metreden, 3000 metreden atış yapılır diye söylediğimiz silah aslında bu. Bunun yine üretimini Kale yapmış durumda. Ve testlerden geçmiş ve envantere girdi diye biliyorum ben. Açık onu söyleyelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 12.6 kilogram ağırlığı. Belki biraz ağır gibi gözükebilir ama bu çoğunlukla sahadaki birliklere uzak mesafe atış desteği vermek için kullanılan bir silah olduğu için açıkçası taşıması çok da önemli değil. Daha geri destekte kullanılan bir silahtan bahsediyoruz. Yapanların eline sağlık. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğümüz daha çok daha önceleri özel kuvvetlerinde bazı özel birliklerine kullanmış olduğu M110 762 yarı otomatik keskin nişan tüfeği. Aynısını, belki daha iyisini yine Kale grubu yapmış durumda. İsmi KMR 762 diye geçiyor. 800 metreye kadar keskin nişan tüfeğinin Türkiye'deki açığı kapatan ve envantere şu anda sokmaya hazır bir silah. Test atışları yapılmış. Birlikler bu tip silahları kullanmaya başlamışlar. Ve şunu söyleyebiliriz. Gerçekten yani birazdan hani burada çok teslim etme şansım olmayacak ama daha sonraki zamanda bu silahı muhakkak kullanacağım. Bir kez daha söyleyelim. Zoru başarılmış. Yine çok açık olan ve yurt dışından maalesef tedarik ettiğimiz bir silah sistemiydi bu. Muhtemelen bütün özel birliklerde, hatta komando birlikleri de bu silahı kullanmaya başlayacaklar. Yapanların eline sağlık diyorum. Evet arkadaşlar, belki Türk Silah Kuvvetleri'nin çok önemli eksiklerinden bir tanesiydi bu. Çoğunlukla bunu ilk başlangıçta polis özel harekat timleri ve hani özel kuvvetler kullanmaya başlamıştı. Yurt dışından getirilmişti. Amerika'dan alınan bir silahtı. M249 milimetre diye geçen 5.56 çapındaki bir silahtı. Bu şeyin yapmış olduğu şu anda, Kale grubun yapmış olduğu silah KMG 5.56 diye geçiyor. Yani gördüğünüz gibi Kale grubun makineli silahı gerçekten çok iyi. Aparatıyla ve kullanımıyla çok kolay. Şunu söyleyebilirim, artık bu silah envantere girdiği andan itibaren yurt dışından ister jandarma özel harekat, isterseniz komando birlikleri, isterseniz özel kuvvetler başka bir ekipman almasına gerek kalmayacak. Test edilmiş envantere şu anda girmek üzere. Öyle söyleyelim. Çok başarılı. Yapanların eline sağlık diyorum. En büyük eksiklerden bir tanesiydi özel birliklerin kullandığı makine tüfekler. Evet arkadaşlar, KCR 556 yani 556'yı test ediyorum. 7,5 inçlik bir namlu uzunluğu olan bir silah. Yani Türkiye'de MP5'in yerine muhtemelen yer alacak bir silah. Ben bu silahı biliyorsunuz zaman zaman sıkıntı yaşanan dönemden de hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı koruma ekibine bu tip malzemenin verilmesi yasaklanmıştı. Hem Amerika hem de Alman firmalar tarafından. Bu silahlar özellikle yakın koruma ile görevli olan ekipler tarafından çok rahat kullanılacak olan bir silah. Üzerinde red point var. Red point ile yalnız atış yapacağım. Hedef çok önemli değil. Seri atışı deneyeceğiz ve test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz belki
silahlı kuvvetlerin en büyük eşiklerinden bir tanesiydi. Çoğunlukla özel kuvvetlerin, özel harekat birliklerinin, polis özel harekat birliklerinin dışarıdan getirdiği bir silah sistemini konuşuyorduk. Şu anda Türkiye bunun daha iyisini geliştirdi. Yine kale gruptayız. Ve şu anda kullanacağım silahın ismi KMG 556. Bundan sonra özel kuvvetler dahil olmak üzere bütün özel birimler bu ve bunun benzeri silahları yerli ve milli olarak kullanacaklar. Şimdi bunun test atışını kalçadan atış tekniğiyle denemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi mayonlar burada normalde aslında farklı bir çekimde de yapılabilir. Ama bir kez daha test edelim ve hep beraber izleyelim. Arkadaşlar, yukarıda bahsetmiştim. Özellikle Kalaşnikov mermisi dediğimiz mermiyi kullanan ama üzerindeki silah sistemi farklı olan bir teknikten veya silahtan bahsediyoruz, öyle söyleyeyim şimdi. Hem yurt dışında çok da hem de yurt dışında da çok rahatlıkla kullanılabilecek ve satılabilecek olan silahlardan bir tanesi. Tamamen yerli ve milli bir silah sistemi. Onu da test edeceğiz. Muhtemelen hani ileriki dönemlerde Türkiye'de Kalaşnikov mermisini atabilecek olan bir ekipmana ihtiyaç olduğunda akla ilk gelecek olan herhalde silahlardan bir tanesi olacak diye söyleyebiliriz. KCR 739'u şu anda sizin adınıza test edeceğim arkadaşlar. Önce biraz tek tek, daha sonra ikinci de seri olarak atış deneyeceğim.